Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Ben Haluk. 2 ay falan oyuna ara verdim. Hem biraz kafam dinlensin. Hem de biliyorsunuz zaten artık VOD'da belli süreden sonra oynayınca artık dayanamayabiliyorsunuz. Başlamamın sebebi tekrar E100 dalına, E5 dalına ve IS-4 dalına tabii ki de şeyin gelmesi, buff'ların gelecek olması daha doğrusu. Ben de dedim ki hani buff gelmeden önce E100 ile E75 ile Tiger 2 ile Tiger 1 ve VK şu an bende yok. Onun parasını kasıp alalım. Hani önce bir before after mantığında bir buff'tan önce bir oynayalım. Bir de buff'tan sonra oynayalım. Hani aradaki fark ne kadar olacakmış bunu görelim diye böyle bir şey yapmayı mantıklı buldum. Şimdi gelecek olursak E100'e. E100'ün hani anlatacak çok bir şey yok. E100 bildiğimiz E100 yani genelde free damage tankıdır. İşte biraz saklayarak hani süper hivi denir ama süper hiviliğini de pek kullanamazsınız. Hani öyle de bir durumu mevcut. Anlatmalık falan bir şey yok. Benim şu an bu tabi ultra kullanımım. Normalde bunu küçük işte tamir çantasıyla vesaire oynuyorum. Ama E100 bunları kullanmayı gerektiriyor. E100'ün durumu, şu anki durumu. Ama işte bu da parayla doğru orantılı. Neyse hemen bir oyuna girelim. 2 maç yapmayı düşünüyorum. Ortalama bir hani nasıl geçeceği mantığında bir maçlar olacak. Tabii maçın içinde hemen kayda gireceğim. Direkt bu ara sahneleri vermeyeceğim. O ayrı bir konu. Ortalama bir maçın hani gidişatını çok üst düzey bir maçlar olmasına gerek yok. Sadece E100'ün şu an ortalama ne özelliği var. Hani onu görelim diye. Neyse başlayalım arkadaşlar. Maçın içinde görüşürüz. Evet, ilk maçımız sadece 10 TL'nin olduğu Mannerheim hattında. Tabii ki de sola gideceğim. Ve gold'u hemen çekeceğim. Çektiğimiz gold gerçi hit mermi. Ya paletinde kalıyor ya boşluk zırhında kalıyor. Hani boktan bir mermi ama en azından vurduğumuz deler. Diğer türlü hiç de delemiyoruz. Şu çukura atlamaya çalışacağım. Tabii bu adamların desteği lazım bizim takımın. Çünkü genelde ben bu çukura atladığımda genelde sonuç hep hüsran oluyor. Çünkü tek başıma inmiş oluyorum. Bizim takıma güvenip onlar da hani bok var gibi burada kalıyorlar. Şurayı işaretleyelim şöyle de en azından yani en azından diyelim 6 tank gittiysek 3'ü üstte 3'ü altta olması lazım ki iki taraftan da tutalım ve onlar buraya hızlı geldi. Ya biz karşı tarafta olduğumuzda buraya hızlı gelemiyoruz. Ama onlar buraya hızlı geliyor ya. Hadi tamam ben E100'üm. Zaten yavaşım o ayrı bir konu ama. Hani hep mi bana denk geliyor bu? Artı bir tane var. T92. Geç o da vurdu mu? İnsan biraz canını sıkıyor ama. 700'den aşağıda vurmuyor yani. Sağ taraf. Sağ tarafın durumu tam belli değil. İnşallah bizimkiler sağ tarafı vermez. Şöyle şimdi o gold attığı için %90 beni. Ya işte şu snapshot bununla yapamıyorsun işte ya. Ana adama bir bak Allah rızası için şu adama bir bak ya. Ya bir bak ya. Ya Behçet, şu Behçet şuraya gel de şunu bir kes kardeş. Bak bizim canları yedirttiriyor ya. Ya Behçet bak. Kardeş gold atıyoruz yine delmiyor ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Biraz yukarı kaldırdı ya. Tamam bir tane. Jakpanzer'e yüzü çekmeniz lazım. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak boşuna mermi attırıyorlar bana işte ya. Şu hasar boşuna bir kullandırtmayın ya. Onu çektik. Bizim sağ taraf GG oldu. Tamam şu Eskongu bir çekin. Eskongu bir çek.
Tamam, bir tane ona vurduk. Şimdi geri dönme zamanı. Orada bir tane hatalı atışımız oldu. Onda da E100'ün kötülüğünden, yoksa normalde başka bir tanklasan delerdi yani. Şey, denk gelirdi o. Karavana giden. İkincisi benim hatamdı. Tabi biraz şans faktörü de var. Turuncu gösteriyor diye vurdum ama. Şimdi onlar çok avantajlı bir hale geldi. Bu tarafa geliyorum. Sağ taraf çöküyor. Sağ tarafa gidiyorum. Bu taraf çöküyor. Baksana şuna ya. Figüran olarak var resmen oyuncular ya. Neyse, biz damage'imize bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Aslında şu bizim M48 hızlıca şu şeye geçebilseydi, sağ tarafa, hem açardı. Hadi bir gel. Bir gel 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 gel. Güzel deldik, o da bizi deldi. İşte heat merminin olayı bu. Yani volt merminin. Normalde AP'de bekleyeceksin, yok delecek mi, delmeyecek mi falan filan. Ama heat'te adama denk geldi mi %90 deliyor işte. Hani volt merminde. O bak ya, M48 Patton, yani sen konu mankeni misin kardeşim? Ya bunun da isabeti harbiden kötü ya. Öyle böyle değil. Bak. Bak 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 bak. Ya Leopard birini çek ya. Diğer Leopard gelmiş midir ki? Atış yedik ama. Yok, yenildik zaten de. Şimdi hedef şu. Ha, sen Leopard şeye bas. Bas ona, ben de OBJ'ye basayım. Hadi bir Amorek falan gelsin. Ne güzel olur var ya. Bir tane. IS-7 ne yapıyor? IS-7. Aslında az daha dayanabilse. Bak şu Leopard şeyi çekse, Progetto'yu. Bir çek lan onu. Şansını senin ya. Benim önce Progetto'yu almam lazım. Ama. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yine 4K. Takım çok dayanamadı. Vallahi üzüldüm ya. Yani işte zorlayarak falan anca 4K atıyorsunuz. Ama süper hivilik yapayım derseniz 2K falan anca atıp geberip gidiyorsunuz. Bir maç daha atalım. O da zaten biraz daha kötü olur. %90, onda da 2K atacağız. Bu sefer zafer alacağız. Şöyle bir şeylere baktığımızda direkt zaten 4K atmışız. Aynen. Baksana, Eskon gibi tankta adam iş yapamamış. 4 atış, 1 deliş. Neyse, geldik ikinci maça. Bunda da sadece 10 tierler var. Bu sefer hangi yerde? Live Oaks. Burada direkt şehre gitmeye çalışacağım. Baktığımızda genelde zırhlı tanklar var. Tabi sağ tarafa gitme gibi kesinlikle bir durumum yok. Benim hedefim şu şehre girebilmek. Tabi desteğin de gelmesi lazım. Ya bu oyunda tamamen iş tamamen takıma bağlı. Yani %60 %70 takım etkiliyor. Yani tankınız ne kadar iyi olursa olsun, yani early bile olsanız, yani karşıda sayı avantajı karşı takımdaysa
Eninde sonunda ölüyorsunuz. Çünkü gerçek bir simülasyon oyunu değil. Sonuçta can puanı var ve hani tek atma şansınız da yok. Her zaman amburek atacak haliniz de yok. Ya da yakacak vesaire bu tarz şeyler. Hani o yüzden tamamen bu iş takım oyunu. Bakalım. 268'de 4 gidiyor. O önümüzü açacaktır. Evere deli dana gibi dolanıyor. Fransız ucubesi. Ya normalde Fransız taklarını seven biriyim. Ama bu tekerlekli, yani saçma sapan bu tekerlek tankları getirmesi. Yani şöyle. Ya aslında tekerlek tank getirmesi ya da bu tarz bir şeye getirmesi önemli değil. Matchmaker iyi olduktan sonra, yani istersen tekerlekli tank getirsin, isterse uzay tankı vesaire uzay gemisi getirsin. Hani ona aslında karşı değilim ben. Hani çeşitlilik olması açısından iyi. Ha biraz. Kardeşim kesinlikle bir atış atıyoruz. Yani %80 oranında. Ama %100 oranda kesinlikle yiyorum yani. Tanka ben hani buff'a çok şey anlamında gerek yok diyordum ama. Hani onun yerine bu matchmaker'ı değiştirsinler, RNG'yi değiştirsinler diyorum ama bu tank gerçekten zırhsızmış ya. Şimdi eskiye nazaran eskiden çoğu tankın normal mermisi delemiyordu bu. Tabi alttan mı vurdu? Alttan vurmuştur. %90 da. Şimdi yeni o hormonlu tankların normal mermisi bile bunu zaten taretin şurasından şu yanaklardan deliyor zaten. Yani demek ki artık hani rafa kalkan bir tankmış o yüzden. Şimdi TP şarjörü boşaltacak diye korkuyorum. Şöyle bir çok karavana gidiyorsun ya. Çok kötü gidiyorsun ya. Aşırı kötü gidiyorsun hem de. Şöyle açıverek ya. Canımıza güvenip şey yapmanın anlamı yok pek. Neredesin lan? O herhalde kaçtı ya. İyi. O fırsatı değerlendirip şuraya girmemiz lazım. Ya bu tarz uzun yükleme süresi olan tankta gir çık yapacaksınız ve çok adamın olduğu yere gitmeniz lazım. Ki orada size odaklanmasınlar. Onun sayesinde mermileri boşaltıp durun diye. Evet. Şimdi arkadaşlar çok yattık. Çok yattık. Biraz basmamız lazım. Bak işte o hata. O hata. Tamam. Dur kardeşim. Kardeşim devam et. Devam et. Durma. Şimdi bizim buradan ilerlememiz lazım. Artı bir tane varmış. Biraz balığına kurtarıyoruz. Harbi diyorum balığına kurtardık yani. Keşke tamir etmeseydim ya son anda. Belki dedim Amurek gider de. Şuna bir vurun artık. Şimdi soldaki adamların orayı darlaması lazım. Bak bir tane adam onları tutmaması lazım ya. Hadi sana bir amburek. Şöyle biraz özgüven gelsin. Olmadı. Tamam. Bak bu kötü oldu işte. Bu çok kötü oldu. Tüm canımız gidecek. O öldük. Öldük işte. Ya bak bizim ELM. Tamam. Şimdi seni benim elimden kim alacak? Hadi şunu bir vurun. Bu da ne malımış ya. Biraz şans yani. Bir de AP attığı için. Vallahi bir an amburek gitti dedim ya.
patlayıcı falan atıyorsa direkt deler beni diyecektim. Resmen göklerden bir karar geldi. Şu bir atış yapalım da 4K kombin bari korunsun. Hadi 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 hadi. Tamam ben öldüm. Artı bana atacak şu an. Patlayıcıya geç ya. Şu an artı bana atacak. La Sheridan şöyle bir gel de bir sana bir gelişine bir saplayayım lan. Senin. Zaten patlayıcı attığım için yine orada kalacaktı ama. Neyse yine iyiydi ya. Oha. Oha. Bari oraya doğru gideydi ya mermi. Evet, şimdi maç detaylarına geldiğimizde 3300, 3400 bir hasar vermişiz. Deneyimde 3.'üz. Şimdi tankı agresif oynadığınızda tankın verimliliği 5'e düşüyor. Ama biraz daha korunaklı, çok adamın olduğu yere gittiğinizde 6'ya çıkabiliyor. Bakalım bu güncellemeden sonra E100'de neler değişecek? Gerçekten aktif hale gelecek mi diye düşünüyorum ama hani o taret mevzusu hani eskisi kadar olmaz ama 7'ye çıkar diye tahmin ediyorum. Yani normal halinde 6'yı geçer. Agresif oynamaya biraz daha müsait olur. Neyse. Arkadaşlar bir sonrakinde de E75 ile atarız. Sonra Tiger 2. Sonra Tiger 1. VK. Tabi o Tiger 1 ile VK'yı almam lazım. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.